Selamun aleyküm arkadaşlar. Elmaslı günlere hoş geldiniz. Bugün çok ilginçti. Ben ilk hap denememi sizin karşınızda yapmak istiyorum. Evvelsi gün, yani cumartesi günü arkadaşımın biri bana haber verdi. Hap dedi, kursu var, gidelim. Biz gittik beraber arkadaşımla. Yani eşimi götürdü beni. Orada buluştuk işte kapıda. Neyse, orası çok güzel bir yermiş. Keşke orada sizin için bir video çekseydim. Ama işte biraz benim bu çekingen huyum. Orada söyleyemedim. Neyse işte. Şimdi bunu birazcık böyle alt üst edip karıştırmam gerekiyormuş. Bu bir tür zivitten elde edilmiş. Hocamız bunu bize anlattı. Ama şimdi böyle uzun uzun size anlatmak için daha erken, ben de tam olarak olaylara hakim değilim işte. Bir defa gittim. Orada da zaten kalemi falan elimize almadan zaman doldu ve dağıldık. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk hat denememi sizin karşınızda yapacağım. Nasıl olacak çok merak ediyorum. Bütün bir gün bu anı uzatmak için, daha ileriye atmak için bekledim, yani zaman geçirdim. Çünkü korkuyorum aslında sorarsınız. Çünkü orada hoca bile bir harfi yapacağı zaman benim kalbim duracak gibi oldu. Şimdi altta bizim şöyle bir kağıdımız var. Üzerine koydum, bilgisayarın ışığıyla hafif bir çizdim. İlk çalışmamız Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayır duasıymış. Yani bu demek oluyor arkadaşlar: Allah'ım işimizi kolaylaştır, zorlaştırma gibi böyle bir güzel bir dua. Tam olarak manasını bilmediğim için uzun uzun anlatmak istemiyorum. Öyle diyebiliyorum yani: Allah'ım işimizi kolaylaştır, zorlaştırma, işimizi hayra çıkar gibi bir şey. Altına da şöyle bir kağıt koyayım ben. Bunlar da sonraki çalışmalarımız. İnşallah ikinci derse geçersem o zaman da onları deneyeceğim. Şimdi çok hafif görüyor musunuz bilmiyorum. Burada şeyler var, harfler var. Yerlerini, yani şöyle gelişi güzel belli ettim hafif mavi bir kalemle. Şimdi bunu da karıştırdık. Bu bizim mürekkebimiz diyelim artık. Aslında mürekkep değilmiş ama neyse. Bu da hocamız bunun ucunu güzel bir şekilde bizim için açtı. Şimdi deneyeceğim. Bu yan yöne bakacak. Yani şöyle bir kavis var burada. İnanın tam olarak bilmiyorum. Şurası kalemin insi ucuymuş. Burasını unuttum ne ucu olduğunu. Şu anda benim için o çok da önemli değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yine duamızı ediyorum. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayır. Şöyle bir sildim. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hep hayalimde olan bir sanattı bu. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyorum. Birazcık kalın mı çizdi? Bana mı öyle denk geldi? Şimdi bir de şuraya bir zülfe diyor hocamız. Şurada bir çıkıntı var, onu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Artık ben burada her yaptığıma çok batırdım. Buraya kadar gitmiyordu hocamızınki. Neyse, onu şöyle bir sileyim. Ama gerçekten çok heyecanlıyım ya. Şöyle tekrar koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kötü oldu. Elim titredi. Şöyle bir çekiyormuşuz diğer ucuyla ve buraya bir uzantı yapacağız. Şöyle burayı çizecekmişiz ama inanın çok kötü oldu. Yani çok kötü oldu ya. Gerçekten çok kötü oldu. Yani şunun da bunun arasında dağlar kadar fark var. Şu anda bütün moralim bozuldu. Çok kötü oldum. Böyle bir şey umuyordum. Daha iyi yaparım zannediyordum. Ama olmadı. Keşke bu benim mürekkebime de bir baksaydı hocamız. Tabii ben kendim beceremiyorum ya. Bütün kabahat mürekkepte. Evet. Şimdi B harfine geldim. Bakalım nasıl yapacağım. Şuraya da bakıyorum. Gözüm orada. Şöyle bir çektim. Mürekkebim çok geliyor galiba. Ben çok alıyorum yani. Birazını sildim. Şimdi bunu alacağım ve buraya bir defa da götürmem gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim.
yine nispeten iyi. Ama burada mürekkebim bitti. İyi demem, aslında iyi değil. Yani şuradaki bu titremeler olmamalıydı. Çok titredi elim. Şuradan bir geri geleyim. Bakalım, her yolu deniyorum şimdi. Zaten ben biliyordum elimin titreyeceğini de. Daha iyi olur diye ümit ediyordum. Bana sürpriz oldu arkadaşlar. Benim hep aklımdaydı. Böyle bir hat kursu olsa da gitsem. Ebru kursu olsa gitsem. Otobüs bizim çok ters yerde yani, halk eğitim. O yüzden genellikle mahallemde olmasını tercih ederdim. Otobüsler bir saatte falan gidiyor halk eğitimin oraya. O da bizi çok zorluyor yani, strese sebep oluyor. İşte eve yetişeceğiz, yetişemeyeceğiz. Tabii çoluk çocuk, evde iş güç. O yüzden şimdi bu halk eğitimin olduğu yerde değil bu kurs. O yüzden buraya rahatça gidebiliyorum. Şimdi önce dimdik inip, şöyle bir dimdik değilmiş pardon, birazcık esli bir kavisli bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yaptım, kaldırdım. Şuraya hemen zülfesini de koyalım. Şöyle bir şey galiba o da. Bu biraz daha iyi oldu diğerlerine nispeten. S harfini yapıyoruz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar bir besmele benden. Şöyle. Evet. Şimdi buradan alacağım bunu. İnşallah titretmeden. Ama nereye kadar götürecektim? Orayı hatırlamıyorum işte. Bunlar biraz kesik kesik oluyor. Hocamız bize durak yerlerini göstermişti ama bana fotoğraf gönderecekti arkadaşlarımız. Şöyle galiba. İnanın canım çıkacak sanki. O kadar çok heyecanlanıyorum ki. Anlatamam yani, çok heyecanlanıyorum. Arkadaşlar ben önce zannetmiştim ki şöyle Allah lafzıyla falan başlarız. Yok, öyle değilmiş. Yanlış biliyormuşum. Şimdi vav'da da bayağı bir kopukluk vardı. Bir defada bir hamlede yapılacak bir şey değildi hatırladığım kadarıyla. Önce şuradan bismillahirrahmanirrahim. Ay, ellerim titriyor heyecandan. Şuradan bir alıyordum galiba. Yanlış hatırlıyorsam şuraya bir çıkıyordum. Burada durdum. Sonra tekrar şuraya kadar galiba geleceğim. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Oraya kadar da geldim. Aşağıya doğru aslında inmemem lazımdı galiba ama ben indim. Böyle bir şey oldu işte. İndim artık oraya kadar. İnmemem gerekiyordu ama diye hatırlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vav gitti arkadaşlar. Vav gitti. Vav mahvoldu ya. Çok kötü oldu. Yanlış yaptım ama nerede yanlış yaptım? Sanki bu şöyle şöyle çıkıyormuş. Ay, Çin'de şöyle kazımak vardı. Bunda da varmış gerçi. Şuradaki fazlalıklara bari alayım. Vav vav'dan başka bir sürü şeye benzedi. Hiç olmadı. Hiç yapamadı. Sadece şu sin harfini birazcık beğendim. Geri kalanlar maalesef. Hele şu baştaki ra. Ay, yazık, yıkılıyor ya. Çok kötü ya. İnanın daha çok başarılı olacağımı düşünüyordum. Ama işte olmuyor. Şimdi şu lam elifi yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hep kalemi aynı hizada tutun demişti hocamız. Aynı yöne doğru bakacak. Tamam. Dersimi dün çok iyi dinledim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi aşağıya doğru indim. Ve şurada bırakıyorum. Evet. Tamam. Şimdi buradan tekrar alacağım. Burada da bıraktım. İşte benim korkum yukarıya çıkmak aslında. Şimdi yukarıya nasıl çıkacağım bilmiyorum. Bakalım, deneyeceğim. Daha ince olmalıyım. Şunun, şuradaki lamın ilk yaptığım hareketin 3'te 2'si kadar falan herhalde tahminim. Ama şurada da gördüğünüz gibi elim titremiş. Şimdi onu artık onu üzülmenin vakti değil. Şimdi yukarı çıkmanın vakti. İçimden bir ses benim onu daha kalın yapacağımı söylüyorum. O yüzden birazcık kalemimi yamultmak istiyorum. Her ne kadar hocamızı yamultmayın. Dese de ben böyle bir yaramazlık yapacağım yani. Gördüğünüz gibi boyam gelmedi mürekkebim. Tekrar yapayım. Ay, yukarıdan aşağı iniversem oluverecek sanki. Ama ona izin yok. Ay neyse, zülfeyi de koyalım. Bilir bilmez zülfemizi de koyalım. Zülfeydi galiba adı. Ya lütfen hocalarım, eğer hani böyle olur, birisi tesadüfen denk gelirse kusuruma bakmasınlar. İşte böyle bir şey. Gerçekten çok zormuş. Ben biraz Çin yaptım. Ama tabii yıllarca yapmadım. Kısa bir süreliğine yaptım.
Birazcık ona güveniyordum ama inanın çok zormuş. Şimdi şuradaki T harfinin şuraya kadar olan kısmını yapacağım. Aslında Ra'da çok kötü yapmıştım bunu. R harfinde çok kötü yapmıştım. Şimdi bunun ikinci bir çalışma olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, burada bırakıyorum. Ay, hemen bir zülfeyi koyayım da birazcık moralim düzelsin. Tamam. Şimdi oradan T'nin T'den sonra H'ya doğru gideceğim. Şuradaki kavis yapacağım. Hadi bakalım elmas. Hadi elmas, görelim seni. Yapabilirsin diyormuşum da. Tamam, bunu da yaptık. Şimdi oradan bu tarafa doğru geleceğim. Nereye kadar geleceğim? Galiba şuraya kadar geleceğim. Evet, buradan da. Ay, pardon. Allah'ım ya, elimdekine bak. Bir de dilimdekine bak. Pardon ne? Sinir elmas. Hadi ya. Allah'ım ya, yardım et. Ya ben buraya elimi hiç. Hiç estetik olmadı yine. Ve mürekkebim bitti. Ya gerçekten çok stresli bir şeymiş bu. Hadi şurayı düzelteyim. Allah'ım yardım et. Evet, burayı düzeltmek istiyorum. Ya ilk çalışmaya göre çok da kötü değil arada. Şu val var, düzgün olsaydı. Neyse, onu silebilir miyim acaba? Bir şeyle kazısam ben onu. Neyle olabilir? Bir tane şurada çakık gibi bir şeyim var. Onunla bir kazımayı denesem. Acaba ne olur? Bu da çok kaba bir şey ya. Hiç uygun değil elime. Yok yok kardeşim, böyle kazımakla temizlenecek gibi de şu rayı nasıl düzelteceğim ben? Ya artık yani çatal çatal şuralar falan çok kötü oldu. Neyse, bu videonun sonuna gelelim bence. Elmaslı Günlere abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi iyi yaptığım, yapabildiğim şeyler gibi yapamadığım şeyleri de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.